الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Değerli kardeşlerim, bugün Kitab-ı Tevhid'in 115. dersini işlemek suretiyle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün erken başladık. 2 saat erken başladık çünkü bazı sebeplerden dolayı bir yere gideceğim. Ondan dolayı erken başladık bugün. Mazur görün. Dün وعن علي رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من أحدث محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. Biz bunu ne yaptık? Biz bunu dün aldık. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz ve buradan başlıyoruz. Nam. Ve kavluhu اللعن يعني يحتمل أن تكون الجملة خبرية، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله لعن من ذبح لغير الله، ويحتمل أن يكون إنشائية بلفظ خبرية، أن اللهم ألعن من ذبح لغير الله، والخبر أبلغ لأن الدعاء قد يستجاب وقد لا يستجاب. بكرس برضه دمك استيوركي برضه خبر بابندان Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam kim lanetli bir şekilde bir kişiye beddua ederse, kim Allah'tan başkasından kurbanlık bir niyetle şey ederse, kim Allah'tan başkasına istiğane ve istigase ederse, gerçekten Allah'ın burada azabına uğramış olmuş sayılır. Ve burada aynı zamanda diyor ki Allahümme el'an men zebhe li gayrillah, Allah'tan başkasına kurban kesen olan bir kişi mel'undur. Yani Allah'ın rahmetinden kovulmuş anlamına gelmektedir burada devam demek istiyor. Yani burada diyor ki bu fiil Allah katında ne kadar şirk içerikli olduğunu bildiği için Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam bizleri uyarıyor ve sakın bu tür fiillere yani kapılmayın ve Allah'tan başkasına kurban kesmeyin. Velev ki tavuk bile olsa, velev ki yani sinek bile olsa, ki burada hadiste geldiği gibi nedir? دَخَلَ الْجَنَّةَ رَجُلٌ فِي ذُبَابًا وَدَخَلَ النَّارَ رَجُلٌ فِي ذُبَابًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ كَيْفَ ذَلِكَ قَالْ مَرَّ رَجُلَيْنِ عَلَى قَوْمٍ فَقَالُوا لَهُمْ اِذْبَحُوا فَقَالَ رَجُلٌ الأول إني ما عندي شيء، فقال قدم ذبابة، فقدم ذبابة فدخل النار. وقال رجل آخر لا أقرب إلا لله، أنجك الله تن باشكسنا كم سكر من كسمان، فضرب عنقه ودخل الجنة. Bakınız, bir iki kişi bir topluma giriyorlar ve mutlak manada oradan geçeceksen bir orada puta mutlak manada nedir orada kurban kesmen gerekiyor. Birincisi dediler ki ne varsa, sinek mi yok? Adam ne yaptı? Orada sineği kesti. Yani kesti, yani bu mecazi anlamda. Artık nasılsa Allahu alem orada. Onu bıraktılar. Diğerine geldiler. Dediler ki yani neden sen bu putlarımıza kurban kesmiyorsun? Diyor ki ben la ukaddimu illa lillah. Ancak Allah'a ve kurban keserim. Fadarabu unukuhu fedehele cennet diyor. Bakınız, tevhid demek ki anlaşılıyor ki Allah'tan başkasına sinek bile olsa nedir? Takdim edilmez. La hadi lanu hadi el ibade tevkifiyye. El zebh ve'n nezr ve gayruhuma, bunlar nedir? Bunlar tevkifi olan emirlerdir.
Ondan dolayı burada sinek bile olsa Allah'tan başkasına nedir? Yapılmaz. İşte burada demek istiyor ki bu fiil ne kadar tehlikeli fiil olduğundan dolayı Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam ümmetini burada uyarıyor ve dikkat edin bunun ve bu insanların peşine gitmeyin ve Allah'tan başkasına kimse kurban kesmeyin burada demek istiyor. Ha bir kişi dedik ya dün işte bir kişi mesela misafirin gelir yani sevdiğin bir kişi sende imkanın vardır. Getirsin bir koçu keçi neyse ikram babından ibadet değil ha ikram babından onu kesersen takdim edersin bunda bir sakıncası yoktur. Ama tabii ki ilk önce Allah rızası için niyetin olacak. Çünkü innemel a'malu binniyat ameller niyetlere göredir. İşte ikram babından yaptığın zaman burada nedir? Bunda bir sakıncası yoktur. Ama belediye başkanı gelir, vali gelir, şeyh gelir, büyük şeyh işte. Yani belirli yerlerde yüksek olan mertebelerden biri gelir ve sırf niyetin Allah rızası için değil, onlardan nemalanman için, onlardan yani fayda beklemen için, yani onların gözüne girebilmen için, şirin görünmen için böyle kurban kesiyorsan, Allah tebareke ve teala bunu kabul etmediği gibi ve bu şirktir ve Rabbin tebareke ve teala asla ve asla bunu kabul etmiyor. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Ya? Ama ikram babından birisine kesersin ama niyetin Allah rızası için olacak. Gösteriş için değil. Ne güzel o Allah bana ikramda bulunduğu için değil. Bak bana kurban kesti desinler için değil. Hayır. Allah rızası için. Hani İbrahim aleyhisselatü vesselam bir iclin semin o meleklere biliyorsunuz bir koskoca bir yani inek kesti. Kale ala te'külün. Neden yemiyorsunuz? Fe evcebe fihim hife. Korktu onlardan. Dediler ki ya İbrahim korkma biz melekiz yemeyiz. Yemiyoruz. Ve o kısa ayrı bir mesele. Demek istiyor ki burada İki çeşit kurban kesilir. Bir misafirlere adet yönden ibadet değil adet yönden kesilir. Diğeri nedir? Allah'tan başkasına kesildiğinden dolayı bu şekilde caiz değildir. Naam. Ve kavluhu hani dedik ya le'anallah men le'ane valideyh. Annesine ve babasına lanet yağdırana, lanet edene Allah tebareke ve teala onu lanet etmiştir. Kimi işte şu an babasını döverler, söverler, annesine koca karı, babasına moruk diyenler. Öyle ya, öyle insanlar var. Ben iyi biliyorum bir kişi babasına dedi ki baba evlendir beni. Ya işte babası kızmış kendisine bazı sebeplerden dolayı. Hayır yani rafadahu yani kabul etmedi. Ve babası orada abdest alırken odunla kafasına bir vurdu. Babasını yere yığdı. Ve şu ana kadar babası ona beddua ediyor. Ve adamın iki yakası bir araya gelmiyor şu an. Şu ana kadar. Ondan dolayı le'anallah men le'ane valideyi annesine ve babasına lanet yağdırana Allah tebareke ve teala onu lanet etmiştir. İşte burada valideyi yeşmelil eb vel em ve men fevkahuma yani anne, baba, dede, nine, amca. Çünkü amca, teyze, anne, baba sınıfındadır. Değil mi? İşte bunlar hepsini kapsıyor. لِأَنَّ الْجِدْ وَالْأَبْ yani dede bir baba yerindedir. كَمَا أَنَّ الْاَوْلَادِ الْاِبْنْ وَالْبَنَاتِ الْاِبْنْ مِنْ وُجُوبِ الْاِحْتِرَامِ yani nasıl ki işte yeğenlerin, kardeşlerin, çocuklar ve bütün yani bu sıla rahim gerektiren olan akrabalar saygıdan dolayı birdir bunlar hepsi. Yani sadece benim babam, annem, babam değil. Aynı zamanda dede de, nene de, anne, baba şeyindedir. Yani mesela bir kişinin babası öldüğü zaman onun velisi kim olur? Dedesi. E dedesi yok kim olur? Amcası. Amcası yok kim? İşte halası, teyzesi, dayısı ve bu şekilde nedir? Aşağı kadar iner bu. Evet. والمسألة هنا ليست مالية بل هي من الحقوق. Burada diyor ki bu sıradan bir mesele değil yani. Bir kişi gelişi güzel bir şekilde Allah sana lanet etsin. Allah sana şöyle, Allah sana böyle demeye hakkı değildir. Çünkü bu sıradan bir şey değildir. Bu Allah tebareke ve teala'nın hukuk şer'i olan gösterdiği olan bir şeydir. Ya değil lanet. Allah tebareke ve teala diyor ki وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ hani diyor ya وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا
وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Değil onlara anne, moruk, yok koca karı, yok öf, yok şair. Öf bile deme Allah Tebareke ve Teala. Bir gün onlar yaşlı oldukları zaman, senin yanına geldikleri zaman, değil onlara hakaret, değil onlara bir şey söylemen, of bile deme onlara Allah diyor. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Öyle onlara bak ki, yani rahmetle, şefkatle, ha baba ne derlerse sana kesinlikle azarlama diyor. Azarlama diyor. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا. Ya Rabbi, beni nasıl küçük beslediklerinden dolayı, büyüttüklerinden dolayı, terbiye ettiklerinden dolayı, beni bu hale getirdiklerinden dolayı onlar rahmet eyle ya Rabbi. Her namazımda nedir? رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا diyoruz ya. Ya Rabbi, anneme, babama rahmet eyle diyoruz namazlarımızda. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunları bizlere öğretiyor. Demek istiyor ki, değil lanet burada, değil hakaret, öf bile anneye ve babaya dediğin zaman Allah'ı gazaba getirirsin. Ve Allah tebareke ve teala Allah'a kulluktan sonra, yani ba'de ibadetir Rabb nedir? Ta'atul valideyn. Allah'a kulluktan sonra anneye ve babaya iyilik burada gelmiş oluyor burada. Naam. فاللعن من الإنسان السبب والشتم السب والشتم فإذا سبيت إنسانا أو شتمته فهذا لعنه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له كيف يلعن الرجل. Burada diyor ki bir insanı küfürle, kötü sözlerle hakaret ettiğin zaman onu öldürmüş gibisin burada demek istiyor. Çünkü bir kişi hakaret ettiği zaman mutlak manada karşılığı görecek. Yani nasıl ki sen o kişinin annesine ve babasına sövdüğün zaman adam armut mu topluyor? Yok. Adam da senin annene babana sövecek. Ondan dolayı Allah Resulü Aleyhisselatü diyor ki başkalarının annesine babasına sövmeyin ki sizin babanıza annenize sövmesinler. Öyle ya. Adama annesine babasına hakaret edersen adamın ne yapacak? Elbette sövecek. Ondan dolayı burada dikkat etmemiz gerekiyor. İşte diyor burada لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قِيلْ dedi ki كَيْفَ يُلْعَنَ الرَّجُلْ وَالِدَيْهِ. Bir insan annesine babasına nasıl lanet eder? Öyle ya, sadece ya lanet olsun size mi? O söz mü sadece? Hayır. Öyle değil. Dedi ki قَالْ يُسِبْ أَبَ الرَّجُلْ فَيُسِبُ أَبَهْ. Bir kişinin babasını sever, o da aynı şekilde misliyle nedir? Onun babasını sever. اَوْ اُمُّهُ فَيُسِبُّ اُمُّهُ. Ya annesi ve babasına bu şekilde söver. Ve dikkat ederseniz bir iki kişi tartıştıkları zaman hemen senin annen babana lanet olsun diyor. Değil mi? Adam ne yapacak burada? Aynı şekilde annesine ve babasına ne yapmış oluyor? Sövdürmüş oluyor. Yani bir kişi annesine ve babasına sövdürmek istemiyorsa tek kelimeyle bu hadise uyması gerekiyor. Ne haklı sen onları sövüyorsun? Yani sadece lanet olarak bu fiille kapsıyor değil. Buna dikkat edeceksiniz burada. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İşte قالوا يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أم الرجل فيسب أمه. Nasıl ki annesine babasına karşı tarafa sövüyorsa mutlak manada bunun karşılığını görecek ve o da o kişinin annesini babasını sövecek burada demek istiyor. وأخذ الفقهاء من هذا الحديث القاعدة فاكهلر عالمنر الراسخون في العلم علم ده derinleşmiş olan insanlar, yani hakka rabbani alimler diyorlar ki bu hadisten, diyor ki وهي أن السبب بالمنزلة المباشرة في الإثم. Aynı şekilde bu konuda Allah tebareke ve teala ne kadar günah yazmışsa, yani hani لعن الله من سب والديه diyor ya, kim annesine ve babasına haksız yere, yani ister haklı öte haklı, haklı öte haksız olsun, annesine ve babasına sövene lanet olsun. Yani burada lanet
biçiminde ne kadar Allah tebareke ve teala günah yazmışsa günahların misliyle o kişinin boynuna yüklenir orada. Çünkü Allah'ın laneti demek Allah'ın cennetine nedir? Girdirmemek olduğu gibi cehennemine sokmaktır burada demek istiyor. Ve biliyorsunuz bir mümin la ilahe illallah dediği müddetçe ve Muhammedur Resulullah telaffuz ettiği müddetçe ve bu adam bu tür şeyleri yaptıysa o adam bu günahlarını çektikten sonra cennete girecek. Ama neyden sonra? Yandıktan sonra, piştikten sonra. Öyle kolay değil. Yahu dünyada bile parmağımızla diken battığımız zaman bile ne? Ah diyoruz acı acı acı. Tırnağımız bile gitse hani feryat ediyoruz. Nasıl ki Allah'ın ateşi? Nasıl? Allah'ın azabı şiddetlidir, dehşetlidir. Şu yüz derin yerle bir olacak. Kemiklerin eriyecek. Ondan sonra Allah tebareke ve teala tekrar et giydirecek. Tekrar tekrar et tekrar ve bu şekilde azap göreceksin. Şimdi gençler gittin mi geldin mi inanmıyorlar. İnanmazsan yarın inanırsın. Yarın herkes gitti ve gidiyor. Kim kaldı ki? Yani dünyada kalan kazık mı çakacak? Yok. Bu Allah tarafından gelen bir rapordur. Bu müfettiş raporu değil. Kur'an'dır. Cennet ve cehennem haktır. İnanmazsan orada inanırsın gidersin. İşte burada ve kavluhu men eve muhdisen. İşte dedik ya işte men le'anallah men le'ana valideyh ve le'anallah men eve muhdisen. Dedik ya işte kim bir bid'atçıyı barındırana Allah ona lanet etmiş. Yani lanetten kasıt burada o kişiye yüklenen olan günahların hepsini o kişide yüklenmiştir anlamına geliyor. İşte men eve muhdisen. Ey dammahu ileyhi ve hamah. Ona kucak açtı. Onu korudu. Onun himayesini aldı. Adam İslam dinine savaş açmış. Sen devlet onu arıyor. Sen gelmişsin ona ne yapmışsın? Onu koruyorsun ve onu saklıyorsun. Kesinlikle nedir bu? Haramdır. Ve işte kim bu muhdis olan bir kişiye, din düşmanı olan bir kişiye hamilik yaparsa, kucak açarsa, onu korursa Allah'ın lanetine mazhar oluyor burada demek istiyor bu kişi. Evet. Evet. Ve'l-ihdâs yeşmel ihdâs fi'd-dîn. Bak burada dünyalık şeyi kastetmiyor. Dini kastediyor. Çünkü bu bid'atla yapanlar değil, bid'atı çıkaranı burada kastediyor. Kim bid'at uydurursa ve İslam şeriatı halife onu arayıp da sen onu Müslüman olduğun halde onu korursan Allah tebareke ve teala lanetine mazhar oluyorsun burada demek istiyor. Kelbide elleti ehdetehe il-cehmiye vel-mu'tezile ve gayruhum. Nasıl ki Cebriye fırkası, Mu'tezile fırkası ve gayruhum işte el-Butriye, el-Abtariye, el-Yezidiye, el-Dursiye, el-Kadiyaniye, el-Abtariye, el-İsmailiye, el-Kuleyniye, el-Hasaniye, el-Fatımiye ve işte el-Cevlekiye ve buna benzer ne gibi fırkalar varsa uyduruk ettikleri olan şeylerin izine gidenlerin hepsi bu mesele içine girmiş oluyor. Vel-ihdâs fil-amr ey fi şuun el-umme. Yani din besbelli olmasına rağmen ve Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam açık bir şekilde bize göstermesine rağmen ne yapıyor adam? Kendi kafasına göre orada uyduruyor ve diyor ki işte bu dindir. Soruyorsun neden bunları uyduruyorsun? Ya diyor ki bak ya insanlar zaten perişan durumdadır. Ya insanları korkutmak için benim amacım Allah'tan yani Allah'ın sevgisini almaktır. Ama insanları korkutmak için hadisler uyduruyorum diyor. Maşallah. Yani Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın hadisleri bizlere yetmiyor mu? Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın sünneti bizlere yetmiyor mu? Ve kâne aleyhissalatü vesselam buyurdu ki men kezebe aleyye muteammiden fel yetbevve mek'adehu minen nar. Her kim benim söylemediğim olan bir söz söylerse cehennemdeki yerini hazırlasın diyor. Öyle. Mesela bir kişi burada hadisler uydurmuş. Türkiye'de bir yerde. Ya soruyorlar yahu sen bu hadisi nereden getirdin? Bukhari, Müslim, Tirmizi, İbn-i Mace, Abu Davud, Kütüb-i Sitte'ye baktık yok. Ya diyor ben bunu uydurdum sırf insanları korkutmak için. Olur mu? Yatsı namazı okunuyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah.
Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله 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 الله أكبر الله أكبر اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه اللهم مقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسوله ونبيه İşte kardeşlerim burada ezan okunduğu zaman ne diyorlar? Aziz Allah şefaat ya Resulallah bu yanlıştır. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki kulu kema kala el müezzin yani nasıl işte dediğimiz gibi müezzin ezan okuduğu zaman aynı şekilde deyin ve son olarak Allahümme Rabbe hâzihi d-da'veti t-tâmme ve s-salâti l-qâime âti Muhammeden el-vesîlete vel-fadîle ve ba'athu Allahümme mekâben mehmûden lezî ve'atte inneke la tuhrifil mi'ad radeytu billahi rabben ve bil-islami dînen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem resûlen ve nebiyen bu duayı Allah'ın Resûlü aleyhissalâtu vesselâm bizlere öğretmiştir. Evet. Evet. İşte dedik, dediğimiz gibi işte الجهمية والمعتزلة وغيرهم والإحداث في الأمر أي في شؤون الأمة كالجهمية وشبهها كالجرائم وشبهها فمن رأى محدثا فهو ملعون كم بير محدثي بير بدعتشي بير الله savaş açan olan bir kişiyi korursa ona kucak açarsa onu evini şey yani halife onu arıyor sen ne yapıyorsun onu saklıyorsun o da O mel'un olduğu gibi siz de burada mel'un oluyorsunuz diyor. Kesinlikle mel'undur burada demek istiyor. Ve keza men nasarahum kim ona yardım ederse li'alla li'yawih en ta'wihi lakin el-eza likef el-eza anhu. Bakınız burada onu korumak amacıyla sen onu himaye alırsa nasıl? Sen onun zulmünü, bid'atını engellemek için hani ya, diyor ki Aleyhisselatü Vesselam unsur ahuka zalimen ev mazlumen hem zalim ve de mazlum bir şekilde Müslüman kardeşini yardım et. Kalu ya Resulallah yani tamam mazlum olduğunu anladık ona yardım ederiz ama zalim olduğu halde nasıl ona yardım edeceğiz? Dedi ki temne'ahu an zulmühi onu zulmünü engelleyerek yapmış olduğu fiilleri kötü fiilleri bertaraf ederek yani ondan sakınmak suretiyle bu şekilde ona mani olursun diyor. İşte فَمَنْ نَسَرَهُ فَهُوَ أَشَدُّنُ وَاَعْظَمُ Kim ona yardım ederse ondan daha şiddetli bir şekilde cürme mazhar olacak. وَالْمُحْدَثُ Burada وَالْمُحْدَثُ أَشَدُّ مِنْهُ Bid'at uyduran ise ondan daha fazladır diyor. Bid'at işleyen tamam zaten bid'atçıdır. O da günah ama bid'at uyduran ondan daha kat kat büyük nedir? Günaha sevk etmiştir kendini için. Çünkü burada alime diyorlar ki bid'atçının tövbesi bile söz konusu olamaz. E hocam olur mu şimdi? Nasıl yani? Evet. Niçin? Burada çünkü tövbe etme hakkı hissetmediği için. Allah tebareke ve teala müşriğin bile tövbesini affediyor değil bid'atçının. Peki neden böyle alimler demişler? Çünkü orada bu yapmış olduğu dindendirmiştir gibi yapıyor. İnadına tövbe etme ihtiyacı hissetmediğinden dolayı alimler diyorlar ki tövbe etme niyeti olmadığı için Allah bunun tövbesini kabul etmeyecek. Çünkü eğer müşriğin tövbesini affediyorsa Allah tebareke ve teala bid'atçı ki onun tövbe etme ihtiyacı hissetmediğinden dolayı bu şekilde alimler söylediler. لِأَنَّهُ اِذَا كَانَ اَوَاهُ بِسَبَبًا اللعنة فإن النفس
فَعَلَيْهِ الْجُرُمْ اَعْظَمْ. İşte nasıl ki bu lanetle şiddetli bir şekilde muhatap oluyorsa, aynı şekilde onu koruyan, onu kucak açan olan bir kişi misliyle bu şekilde mazhar oluyor. فَفِ التَّحْذِيرِ مِنَ الْبِدَعْ وَالْإِحْدَاثِ فِي الدِّينِ. Burada uyarıyor hem bid'atçı hem de dinde bid'at çıkarmak adına. Burada ne yapıyor? Burada uyarıyor Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Ve kâlen nebiyye aleyhissalatü vesselam men le'ane le'ane Allah men gayyere menâril ard. Aynı şekilde nedir? Toprak sınırını değiştirenlere Allah lanet etsin diyor kendisine. Adam şimdi tarlada çift sürüyor. Komşusu fakir miskin. O tarlada pahalı, ne yapıyor? Bir karış nedir? Toprağını gasp ediyor haksız yere. İşte böyle yapanları Allah lanet etsin diyor. Nasıl ki la'anallahu men la'ana valideyh. Bu bir. Annesine ve babasını lanetle, gözüyle lanet bir şekilde bakan Allah onu lanetmiştir. Ve la'anallahu men ava muhdisen. Ve kim bir bid'atçıyı kucak açana, bakana lanet etmiştir. Ondan sonra ve la'anallahu men gayyere menaril ard. Ve sınırları değiştirenlere Allah lanet etsin. Bu üç sınıfı Allah tebareke ve teala bunları ne yapıyor? Bunları lanet ediyor burada. Ve la'anallahu men zebaha li gayrillah. Ve Allah'tan başkasına kurban kesene aynı şekilde lanet etmiştir Allah'ın Resulü aleyhi assalatu vesselam. Ve burada kavluhu menaril ard ey alamatiha ve merasimiha leti tuhaddet beyne el ciran. İki komşu arasındaki olan o sınırı, işareti neyse onu değiştirip de haksız yere bir karış veyahut da gasp eder olan bir kişi Allah katında mel'undur. Hatta kıyamet gününde 7 tabaka Allah tebareke ve teala bir karış alan bir kişiye yerin dibine geçirecek hadiste geçiyor. Çünkü onun hakkı değil. Yetimlerin belki hakkıdır, mazlumların hakkıdır ama adam güçlüdür, karşı taraf miskindir. Adam da sesini çıkaramıyor. Ne yapmış oluyor? Bu adamın hakkını yemiş oluyor. İsterse bu zeytin olabilir, başka bir şey olabilir. Belki bir ağaç haksız yere bir kişi aldığı zaman Allah katında çok bir cürüm işlemektedir. Büyük bir cürüm işlemektedir burada demek istiyor. فَمَنْ غَيَّرَهَا عَلِمُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ السَّلَاتُ وَسَّلَامُ فَقَالَ مَنْ اَقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ. Değil bir metre, değil yarım metre, şu şekilde şibir diyor. Bir karış bile yerden haksız yere alan bir kişi zulmen, zalimlik yapıp da alan طَوَّقَهُ اللّٰهُ فِي سَبْعَ اَرَضِينَ. 7 yer altında Allah Tebareke ve Teala onu sokacak aşağı. Bir karış. Bu zeytin olabilir, tarla olabilir, başka olabilir. Adam komşusu nedir? Komşusu miskin. Fakirdir, gücü yok. Adam ne? Adam traktörü var. Aha adam. Bu benimle baş edemez diye bir karış böyle ve tarlasını adamın alıyor. İşte kim böyle yaparsa kıyamet günde Allah Tebareke ve Teala 7 dünyanın 7 yer altında onu sokacak aşağı. Artık melekler vasıtasıyla Allah'ın gücü kudreti gelişti onu nasıl hikmeti geri öyle bu şekilde yapar. Evet. والامر عظيم يا بو شد يعني gerçekten önemli bir mesele, bu sıradan bir mesele değil, bu sıradan yani kişinin aldırış etmeci olan bir mesele değil. Bunlara bir mümin, bir müvahhid ise sen la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorsa bunlara dikkat edeceksin. Çünkü sen Müslümansın. Senin Rabbin bu şekilde sana emretmiş. Madem ki ya Rabbim sen beni bu şekilde yarattın ve bu şekilde emrediyorsan arrasul ayn başım gözüm üstünde ya Allah, ben de bunlara hakkıyla uymaya çalışıyorum ki bu şekilde yapan olan bir kişi umulur ki Rabbim tebareke ve teala bu fiilinden dolayı onu cennetine koymayı nasip olur. Çünkü hani Allah'ın emir ve yasaklarını yaşayıp da ve diğer nehilerinden içtinap eden ve Allah'a ortak koşmayan olan bir kişi cennete girecek. Velev ki bu adam zina yapsa, velev ki bu adam hırsızlık yapsa, velev ki bu adam adam öldürse bile bu adam cennete girecek. Ama neyden sonra? Eğer azabı varsa azabını çekecek, ondan sonra cennete girecek. Hani estebi'il mubikatil muhrikat diyor ya aleyhissalatü vesselam, 7 helak edici günahlar bunları bir kişi yapsa bile Rabbimin rahmeti boldur. Ama neyden sonra? Ya tamam, madem ki cennete girecek o zaman ezni, eşrabil hamur,
اَكُلَ الرِّبَى demesin bir kişi. Zina edeceğim, faiz yiyeceğim, adam demesin. Hayır. Bunları ama nefsine uyup da bu şekilde yaparsa orada günahını bu kişi çektikten sonra Rabbim tebareke ve teala rahmeti gereği, çünkü inna rahmeti sebekat gadabi, benim rahmetim gadabımı geçmiştir. Bu şekilde nedir? Onu cennetine koyacak ama azabını çektikten sonra. Evet. وَمَعَ أَنَّ هَذَا الَّذ۪ي يَقْتَطِعْ مِنَ الْأَرْضِ وَيُغَيِّرِ الْمَنَارِ الْأَرْضِ وَيَأْخُذْ مَا لَا يَسْتَحَقُّ, yani hakkı olmayan halde bu kişi, velev ki bir karış bile oldu yerden alan kişi, le'anallah men gayyere menarel ard sınıfına girmiş oluyor. Ve Allah'ın tebareke ve teala bir kişiyi lanet ederse, ize le'anallah şahıs, yani edhalehu cehennem, ve ize le'anallah kavm edhalehum ila esferis safirin. Bir kavmi, bir toplumu, bir kişi Allah tebareke ve teala onları gazap ederse ta ki cehennemin dibine sokar. Ama kaldı ki yani Allah'ın rahmeti gereği, Allah rahimdir, gafurdur. Ben böyle yaparım, şöyle yaparım, ondan sonra Allah beni affeder. Hayır. Bir mümine, bir muvahhide bu yakışmaz. Madem ki Allah tebareke ve teala sınırları vardır, emir ve yasakları vardır, o zaman nedir? Hakkıyla mümin isen ve hakkıyla Allah'tan başkasına kulluk etmiyorsan yüce Allah'ın emir ve yasaklarına riayet edeceksin. Aksi halde yarın yevme la yenfe'u malun ve la banun illa men etallaha bi kalbin selim, o günde herkesin feryat edeceği bir zamanda yevme tubeddelul ardu gayrul ard, o zaman يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغيظ, o günde herkes kaçacak, yer arayacak. Keşke yapmasaydım, keşke etmeseydim, keşke Allah ve Resulü dileseydim, keşke Allah'ın emir ve yasaklarını كما جاء في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم, Kur'an ve sünnette nasıl geldiyse keşke bu şekilde yaşasaydım diye, ama burada keşkenin bir faydası yoktur. Çünkü Rabbim tebareke ve teala dünyaya seni getirdi ve götürecek. Gelişin sana sorulmadığı gibi gidişin de dirilişin de sana sorulmayacak. Çünkü senin iradenin üstünde bir irade var. O da yüce Allah'ın iradesidir. Te'ti ile dünya merreten vahide ve tezheb ve in hayran ev şer. Naam. يأخذ ما لا يستحق, işte diyor ki لا يدري قد, işte bu tarladan haksız yere, haksız yere işte zeytinleri alan bir kişi, haksız yere tarlayı alan bir kişi diyor, قد يستفيد منها في الدنيا وقد يموت قبل ذلك وقد يسلط عليه آفة تأخذه ما أخذ. Allah tebareke ve teala o kişi bu fiilinden dolayı belki ölmeden önce yani bunu istifade edemez. Nasıl haksız yere onu aldıysa Allah tebareke ve teala belki o kişiye öyle afet gönderir ki depremle onu yerle bir eder. Veyahut da sel ona getirir. Veyahut da başka bir hırsız, mafya ona gönderir. Allah tebareke ve teala nedir? Hakkı alır. Hani الظالم عدل الله في الأرض, bazı alimler demiş. Nedir? Zalim diyor, yeryüzünde Allah'ın adaletini sağlıyor. Nasıl olur ya? Şimdi zalim nasıl Allah'ın adaletini sağlar? Diyor ki şu şekilde açıklıyorlar. Eğer sen Allah'ın hakkı emretmiş olduğu bir şekilde ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın göstermiş olduğu bir şekilde yaşamıyorsan Allah Tebareke ve Teala zalimi sana musallat eder ve senden intikam alır. Dön bakalım dinine. Dön bakalım كَمَا أَمَرَكُ رَبُّكَ وَأَخْبَرَكَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Dön bakalım. Rabbin nasıl sana emrediyorsa ve Resulün sana nasıl gösteriyorsa bu şekilde hayatını yaşamaya bakmaya senden zalimle intikam alır diyor bazı alimler. Ondan dolayı buna dikkat etmemiz gerekiyor. Hızlı geçiyoruz. Ezan geldi. Namaz kılınacak. فَالْحَاسِلْ اَنَّ هَذَا الدَّلِيلْ عَلَى أَنْ تَغْيِيرْ مَنَارِ الْاَرْضِ مِنْ اَكْبَرِ الْكَبَائِرْ مِنَ الذُّنُوبِ. İşte burada anlaşılıyor ki bu تغيير منار الأرض لعن الله من غير منار الأرض, bu büyük günahlarından sayılıyor diyor. Büyük günahlardan diyor. السبع الموبقات المهلكات, çünkü bu kul hakkıdır. Bu tarla olabilir, zeytin olabilir, başka şey olabilir. ولهذا قرن النبي عليه الصلاة والسلام بالشرك والعقوق,
Allah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu şirkle ve kul hakkıyla buna denk bir şekilde getirmiştir diyor burada. Ve bil ihdas mimma yedul ala en emruhu azim. Burada kesinlikle büyük bir meseledir bu. Sen Müslümansın, sen bu hataları yapamazsın. Yapsan bile Allah'a tövbe istiğfar etmen gerekiyor. Ya Rabbi ben bu hataya nasıl düşerim? Ya Rabbi nasıl bu miskinlerin, yetimlerin hakkını alırım diye burada ne yapmıştır? Burada yani bir Müslüman kendine çekiyi düzen şey etmesi gerekiyor. Ve ennehu yecibu alel mer en yuhzer minhu. Ve mutlak manada bir mümine düşen görev nedir? Nedir? Bu tür şeylerden sakınması gerekiyor. Ve en يخاف الله سبحانه وتعالى حتى لا يقع فيه وكسلكله Allah'tan korkması gerekiyor ta ki bu tür şeylere düşmemek için. Şimdi çok insan var. Ne yapıyor biliyor musunuz? Çok insan var. Diyor ki helal, haram hiç aldırış etmiyor. Allah'ım ver para, ver haber, ver Allah'ım. Miskin yer, miskin kulun yer Allah'ım dercesine. Yani helaldan mı, haramdan mı hiç yok değil. Ver Allah'ım senin bu miskin kulun yer Allah'ım mantığı birçok insanda bu vardır. Rabbim Tebareke ve Teala bu insanların şerlerinden bizleri korusun. Allah Tebareke ve Teala bu insanların ahlakından bizleri muhafaza buyursun. Ve burada bu konuyu bitirmiş olduk. Yarın inşallah bu hadisten çıkan konuları alacağız. Geliyorum abi. Bitti. Konuları alacağız ve bu hadisi alacağız. Kâle aleyhissalâtu vesselâm دخل الجنة رجل في ذبابة ودخل النار رجل في ذبابة قال يا رسول الله كيف يدخل ذلك قال مر رجلين على قوم لهم صنم لا يجوز أحدهم حتى يقرب له شيئا فقال أحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقرب قالوا له قرب ولو ذبابة فقرب ذبابة فخلوا سبيله فدخل النار وقال الآخر قرب فقال ما كنت أقرب لأحد شيئا دون الله غيره عز وجل فضربوا عنقه ودخل النار. Bunun tercümesi manası yarın inşallah. Şimdi kıyamet geldi. İnşallah yarın bunu alıp kaldığımız yerden devam edeceğiz. Vallahu a'lem ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. أستغفرك وأتوب إليك.